Benim partimin, benim grubumun içinden de 3 kişi bize ihanet etti. Ve biz 330'u yakalayamadık. 2010'daki anayasa değişikliğini hatırlattı. Parti kapatmayı zorlaştıran düzenlemenin referandum için gerekli oyu neden alamadığını anlattı. Başbakan Erdoğan kendi partisinden hayır oyu verenleri ihanetle suçladı. 26 maddelik anayasa paketinin 27. maddesi, yani bir maddesi de partilerin kapatılmasını adeta ortadan kaldıran bir maddeydi. Çok ilginç. Onun oylamasına geldiğinde muhalefetin tamamı salondan yok oldu. Ama ne yazık ki benim partimin, benim grubumun içinden de 3 kişi bize ihanet etti. Ve biz 330'u yakalayamadık. Hem bundan dert yanacaksın, hem de gelip orada desteğini vermeyeceksin. Erdoğan'ın sözleri sonrası yine o isimler tartışılmaya başlandı. Tam da bu sırada AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik konuştu ama isim vermedi. Anayasa oylamalarında oy gizlidir biliyorsunuz. Şimdi o arkadaşlarımız daha sonra zaten başka partilere geçtiler. Çelik, Başbakan Erdoğan'ın kimleri kastettiğine de açıklık getirdi. Açıkça yüz yüze konuşmalarınızda A diyeceksiniz. Sonra perdenin arkasına gidince B diyeceksiniz. Bu mertliğe yakışmaz. Bu şahsiyet sahibi bir bireyin yapacağı şey değil. Sayın Başbakanımızın tepki onadır. Tepkisi onadır. Dönemin AK Parti Grup Başkan Vekili olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da Başbakan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Kılıç, siyasi partiler dernek değildir dedi. Kim olabilir diye düşünüldü ama kim olduğu konusunda kesin karine oluşturacak yönde bir araştırma, bir çalışma içerisinde olunamadı. Her kimse, oy vermeyenler içimizden veya dışımızdan en net ve kesin cevabı referandumda milletten aldılar. Herkesin demokrasiye inancı aynı düzeyde değil. Ama siyasi partiler de dernek değil. Bu açıklamalar sonrası gözler o dönem AK Parti Ankara Milletvekili Faruk Koca tarafından hazırlanan listeye çevrildi. Koca bir grup toplantısında Fireci vekil listesi yaptı. Anayasa oylamasında hayır oyu verdiğini düşündüğü isimleri not aldı. O listede Kürşat Tüzmen, Köksal Top'tan Murat Başeskioğlu, Vahit Erdem, Hilmi Güler, Reha Çamuroğlu ve Sadık Yakut vardı. Top'tan ve Yakut hala AK Parti milletvekili. Murat Başeskioğlu daha o dönem bitmeden AK Parti'den istifa etmişti. Şimdi MHP'den milletvekili. Diğer 4 isimse meclis dışında kaldı. Hatta parti yönetimde olanlar bile bu görevlerine bir daha dönemedi. Aydın, Ülker Güzel, Mehmet Emran. Anayasa oylaması sonrası çok tartışılan bu listede yer alan her bir isim tepkisini en üst perdeden dile getirmişti. Hatta tartışmalara Başbakan Erdoğan da katılmış, listeyi hazırlayan Faruk Koca'ya tepki göstermişti. Zaten Koca da bir sonraki dönem AK Parti listesinde yer alamadı.